Koronavirüsten sonra dünya bir kez daha alarma geçti. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün son yaptığı açıklama herkesi tedirgin etmiş durumda. Bu kez virüs Afrika kaynaklı, adı maymun çiçeği. Daha önceki dönemlerde aslında bilinen, konuşulan bir virüs fakat yeni mutasyonu oldukça tehlikeli deniyor. Birazdan daha detaylı konuşacağız bu konuyu. Dünya Sağlık Örgütü bu hususla ilgili 13 ülkede ortaya çıkınca, yayılınca küresel acil durum ilan etti. Virüs şimdiden 524 can aldı. Ölümler de tehlikede mevcut, sürüyor. Peki ne bu maymun çiçeği virüsü? Nasıl yayılıyor? Ne gibi önlemler alınır? Geçiyor mu geçiyorsa ne kadar sürede geçiyor? Atlatabiliyoruz, nasıl atlatabiliriz? Maske mesafe geri mi dönecek? Biz yeniden kapanacağız mı? Karantina mı olacak? Türkiye'den yapılan açıklamalar var. Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir tehlike verici durum yok. Kısıtlama ve ek bir ihtiyacı görülmüyor deniyor ama bir anda İşler değişebiliyor. İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın yolları. Maymun çiçeği, M çiçeği ya da impox salgın haline geldi, alarm çanları çaldı. Afrika Birliği harekete geçti. Çiçek ailesine ait bir virüs benzer monkeypox virüsüyle bulaşıyor. De Dünya Sağlık Örgütü önce kıtasal sonra da küresel acil durum ilan etti bu virüs ve bu bölge adına. Pandeminin etkisini daha yeni yeni atlatırken şimdilerde başka bir virüs kapıya dayandı. Adı maymun çiçeği kaynağı ise bu kez Afrika kıtası. Dünyayı ayağa kaldıran hastalık bu kez fare ve sincap gibi kemirgenlerden insana geçiyor. Ancak insandan insana da hızla yayılıyor. Bu virüs sadece temasla bulaşıyor. Afrika gibi hijyen şartları daha kötü olan bölgelerde kemirgenlerle, fare gibi sürüngerlerle de bulaştığı oluyor. Tıpkı korona gibi bu virüsün de kuluçka süresi var. İlk belirtiler kendini 5 ila 21 günde gösteriyor. Maymun çiçeği hastalığı kendini yüksek ateş, baş, sırt, kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik gibi belirtilerle gösteriyor. İlk günlerde herhangi bir belirti vermeyecektir. Daha sonra 10. günden sonra kas ağrıları olabilir. En önemli belirtilerinden birisi lenf düğümlerinde şişme, halsizlik, kırgınlık. Özel bir tedavi yöntemi yok. Antiviral ilaçlar kullanılıyor. Maymun çiçeği hastalığı koronadan daha bulaşıcı. Daha şimdiden 14 binden fazla vaka ve 524 can kaybı var. Bu hastalıkta koronavirüs salgınında olduğu gibi bir küresel kapanma, pandemi veya temas önlemleri gibi önlemler beklemiyoruz. Çünkü koronavirüsler solunum yoluyla bulaşıyordu ve solunum yoluyla bulaşanlarda maske gibi mesafe gibi önlemler son derece önemli. Maske ve mesafeye geri mi dönüyorlar derken bir açıklamada Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Özellikle Afrika kıtasında görülen M. çiçeği hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır dedi. Salgının kapıda olduğunu duyan vatandaşlar da büyük bir endişe yaşadı. Üniversiteye başlayacağım bu sene. Kapanmasını istemiyorum o yüzden ama. Bir iki zamanlarda bu hastalığın ne kadar yayılacağını hiç bilmiyorum. Zaten hepimiz evde kaldık. Hani dışarıda mahrum kaldık. Tamam.